Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ben Serpil Ata. Bu akşam psikoterapist Fatma Zengin'le psikoterapi ve aile dizimi hakkında konuşacağız. Fatma aramıza katılırken ben onunla tanışmamızdan bahsetmek istiyorum. Onunla tanışmamıza vesile olan kişi, onun da çevirisini yaptığı kitaplardan bir kısmının yazarı olan Franz Rupert. Bugün onun da kitaplarından bahsedeceğiz. 2012 yılında sevgili Göksel Karabayır'ın davetiyle Franz Rupert Türkiye'ye gelmişti. Bir atölyeye bir çalışma sunmak için. Ve Fatma ile ben o zaman tanıştım. Onun kim olduğunu o zaman öğrendim. Ve benim de ilk çeviri deneyimimdir bu alandaki ve hayran kalmıştım o zaman bu çalışmaya ve sonrasında da öğrenmeye karar verdim ve benim yolculuğum başladı. Şimdi Fatma, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı mezunu, hem lisansını hem de yüksek lisansını bu bölümde yapmış. Sorularınızı görüyorum, sorularınıza sonrasında cevap vereceğiz. Şu an akışı bozmamak için ben devam edeceğim. AÇEV'de, Dünya Sağlık Örgütü'nde, UNICEF'te program geliştirme uzmanı, koordinatör ve danışman olarak çalıştı. Ayrıca EMDR, tıbbi hipnoz, aile terapisi ve sistem dizimi eğitimlerini bitirdi. Psikodrama, psikodinamik terapi, rasyonel emotif terapi gibi yaklaşımlarda da ilgili eğitimler aldı. Ve birçok değerli kitabın Türkçeleşmesinde rol oynadı. Özellikle bu alandaki kitaplar, Travma Bağlanma ve Aile Konstelasyonları, Franz Rupert'in. Merhaba, şurada ilgili bir sıkıntı var galiba da düzenlemeye çalışıyorum. Hoş geldin. Sen düzenlemeye devam et istersen, ben çevirisini yaptığın kitaplardan bahsediyorum şu anda. Tamam. Sana da zaman kazandırmış olurum. Travma Bağlanma ve Aile Konstelasyonları kitabı gösteriyorum. Bu kitabın Türkçe çevirisini yapmış kişidir. Aynı zamanda bireysel terapi bağlamında konstelasyon çalışmaları Vivian Broughton tarafından yazılmış bir kitap var. Bu kitabı da çok tavsiye ederim. Konstelasyon çalışmalarının nasıl olduğunu anlatan çok güzel bir kaynak kitap. Özellikle uygulayıcıların yararlanabileceği bir kitap. Travma, Bağlanma ve Aile Konstelasyonları kitabının da içine baktığım zaman travma, bağlanma ve çok nesilli bakış açısını görüyorsunuz. Çok nesilli sistemik psikotravmatoloji, ruhsal ve duygusal bağlanma, ruhsal travma, varoluşsal travma gibi farklı travma türleri var. Ve Profesör Franz Rupert, Alman bir akademisyen aynı zamanda. O yüzden bu işin o tarafıyla ilgileniyorsanız kitaplarını tavsiye ederim. Ve beceremedim ama bilmiyorum, biraz şey var. Hep bu kadar oluyor. Tamam. Işığı senin diğer tarafını alabilirsen belki ışık açısını değiştirirsen daha farklı olabilir. Işık kameranın arkasında olursa. Böyle mi geçeyim? Tamam. Ben çok alışkın değilim böyle şeylere, biliyorsun. Evet. Böyle de olmadı. Tamam. Beni biraz böyle tamam. Soluk göreceksiniz. Bir şey olmaz artık. Ne yapalım? Aynen. Seni duyuyoruz ama önemli olan bu. Şey, ofisteyim. Evde daha ayarlıydı ama bugün ofiste olmak zorunda olduğum için. Evet. Yoğun bir programım var. Biliyorum. Çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığın için. Estağfurullah. Ben de tam Ruhtaki Bölünmeler kitabından bahsediyordum. Hı hı. Ruhtaki Bölünmeler'de de aile diziminden travma konstelasyonlarına diye bir alt başlık var. Burada bölünme teorisi ve terminolojisinden bahsediyor. Yine travmadan bahsediliyor. Bölünmeler, dolaşıklıklar, hayatta kalma gibi farklı başlıklar var. İnceleyebilirsiniz. Yine diğer bir kitap ise Sembiyoz ve Otonomi. Yine Franz Rupert'ten. Fatma hakkındaki bilgileri zaten bu yayının altında kayıt edeceğim ve paylaşacağım. Detayları oradan görebilirsiniz. Şimdi sen şu anda canlı karşınızdasın.
Burada daha rahat edeceğim. Evet. Ben Serpil Atı, beni tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Aile dizimi ve konstelasyon çalışmaları kolaylaştırıcısıyım bağlamda. Niyet çalışmaları yapabiliyorum, sistemik çalışmalar yapabiliyorum. Bugün biraz bağdan bahsedeceğiz, sistemik bakış nedir diye. Ve iş konstelasyonları uygulayıcısıyım. Aramızda Fatma Zengin var. Hoş geldin yeniden Fatma. Hoş bulduk. Evet. Biraz konuştuk. Sen beni tanıttın galiba arada. Kendini de tanıttın mı? Ben o bölümü kaçırdım. Biraz da kendimden de bahsettim. Tamam, peki. Biz 10 yıl oldu mu? Seninle neredeyse 10 yıldır tanışıyoruz. Evet, 10 yıl oldu. 2012'de başladık çünkü. Başladı ilişkimiz. 10 yıldır da birbirimizi tanıyoruz. Evet. Şimdi bugün ben seni özellikle tanıtmak istedim Fatma. Çünkü sen bir psikologsun. Psikolojik danışman. Psikolojik danışman. Evet. Biraz onlardan bahsedeceğim. Bence onlar da yanlış bilinen kelimeler, yani kavramlar. Evet. Bize onunla başlayalım istersen. Evet. Şimdi bazen psikoloji mezunu veya mezun olanlar da ruh sağlığıyla ilgili olabilecek bölümlerden mezun olanlar bile aslında karıştırıyor. Şimdi Türkiye'de en son benim de içinde bulunduğum bir ruh sağlığı yasa çalışması oldu. Orada 8 meslek tanımlandı. Bu şu an henüz bir biliyorsunuzdur meslek yasası da yok. Ruh sağlığı yasası da Türkiye'de doktorlar haricinde hemşireler ve psikiyatristlerin dışında bir yasayla ilgili sorun var. O yüzden de bir sürü sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi orada meslek elemanları olarak aile hekimleri dahil işte psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanları, çocuk psikiyatristleri bazen ayrı oluyor ama onlar da psikiyatrist. Böyle 7-8 tane meslek var şu anda. Bunlar genel kabul görüyor. Terapist olabilir şeyinde. Dünyada biraz daha farklı olabiliyor. Terapist olmak için illa bu ruh sağlığı ile ilgili alanlardan mezun olmak gerekmiyor. Çeşitli ülkelerde farklı şeyler var. İngiltere'de falan her ülkenin farklı gelenekleri olabiliyor bu konuda. Ama meslek örgütleri var. Meslek örgütleri odalar gibi çalışıyor. İşte bizim meslek yasası yok dediğimiz odaları yok şu anda. Psikiyatrist ve psikiyatri hemşireleri, pardon demin orada psikiyatri hemşireleri de var, terapi yapabilir diye şu anda kabul edilen. Bu şey, tıp ve şey ruh sağlığındaki genel düzen bu şu anda. Şimdi o mezun oluyor olmamız bu bölümlerden bizi direkt terapist yapmıyor. Çünkü şu an benim bildiğim dünyada en son baktığımda 1300 civarıydı. Şimdi 1500 civarı olmuştur 3-4 yıl içinde. Katlanarak artan yeni terapi ekolleri doğuyor. Sürekli yeni yeni doğuyor ve onlardan birinin uzun süreli eğitimini alıyorsunuz. Sonra süpervizyon alıyorsunuz, uygulama yapıyorsunuz. Yine saatleri bunların da çok değişiklik gösteriyor. En az 200, şimdi ortalama 1500 saatlere geldi diye biliyorum. O kadar eğitim aldıktan sonra o ekolün terapisti oluyorsunuz. Dolayısıyla psikolojiyi, 4 yıllık psikolojiyi bitiren bir kişi terapist değil, psikolog unvanı alıyor. Psikolojinin de 20 tane alt dalı var. Sosyal psikoloji var, gelişim psikolojisi var, endüstri psikolojisi var. İnsanlar psikolog eşittir terapist diye kullanıyor. Aslında değil. Şimdi psikoterapi sonuçta bir insana bir getirdiği bir sorunuyla ilgili kendi kaynaklarından yararlanarak daha çok konuşma yoluyla yapılan yardım biçimi olarak biliniyor. Ama şimdi beden terapileri falan da girdi. Kişinin kendi o konuda iyileşmesine yardım etmesine yardım etmek bence. Yani onun yerine bir şey yapma normalde terapinin tanımı içine de girmez. Ve sonuçta psikoterapi dediğimiz şey de yıllar içinde dönüşüm geçirmiş, sürekli kendi içinde neyi kabul edilir, neyi kabul edilmez diye tartışmaları da olan her alanın içinde olduğu gibi onun içinde de kendi gelişmeleri ve çatışmaları, sonra oradan doğan yeni şeyler olan 130 yıllık bir gelenek diyelim. Yani ilk kullanılışı bugün yeniden baktım. 1892'de ilk kez kullanılmış psikoterapi adı. Burada bitireyim. Çok uzun olmadı umarım. Yo çok değerli bilgiler paylaşıyorsun. Çünkü bunlar dediğin gibi alanda çok bilinmeyen aslında bilgiler. Evet. Ve
Okullarda da netçe öğretilmiyor maalesef. Yani o yüzden de hiyerarşik bir şey doğuyor. Sanki hani bir meslek diğerinden şeydir, öbürü yapar, öbürü yapamaz gibi kıyaslamalar oluyor. Halbuki bu ise çok daha genelindeki tıbbi model ve sosyal model dediğimiz büyük bir paradigma değişiminin ürünleri diyelim. Yurt dışında artık hizmetlerin merkezinde olması gereken kişi hizmeti alandır. Hiçbir zaman bir meslek grubu bir hizmetin merkezinde değildir. Hiyerarşik bir şey olmaması üzerine yapı kurulmaya çalışılıp hizmeti alan kişiye herkes kendi bilgisiyle nasıl yardımcı olur ve bir ekip çalışması nasıl yapılır diye böyle topluluk temelli hizmetler diye bir yaklaşık 50 yıldır da dünyada öyle bir dönüşüm gerçekleşti ve bütün hizmetler buna göre yeniden yapıldı. Türkiye'ye bunun esintileri geliyor. Yasal olarak yapalım deniyor ama uygulamada asıl hiyerarşik tıbbi model devam ettiği için o sosyal modele geçiş de tam olarak sağlanmış değil. Peki, çok teşekkürler bütün bunlar için. Şimdi sana biraz bahsettin ama spesifik olarak da sormak istiyorum. Sence terapi nedir? Terapiyi nasıl tanımlarsın ve psikoterapiyi nasıl tanımlarsın? Yani, bir kere terapi kelimesi biliyorsunuz bir sürü yerde var. Onu da kelime anlamına baktım. Yardım etme, destekleme, iyileştirme gibi bir anlamı varmış galiba. Yani fizyoterapi de var. Orta, değil mi? Bir sürü terapi çeşidi var. Tıpta da kullanılan değişik alanlarında bir şey. Psikoterapi deyince de ruhsal ya da zihinsel anlamda bir destek sunma biçimi. Fakat bu sonuçta biraz kendi içinde belli bir denetimi olan işte o geçerli zaman diliminde genel üniversiteler üzerinden kabul görmüş bir alan olarak gelişmiş durumda. Yoksa Freud'un zamanında mesela psikanaliz, daha ona bakamadım. Mesela psikanaliz ile psikoterapi ilk başlarda tam kesişti mi emin değilim. Ama şu anda psikanaliz tabii ki çok kabul görmüş ve dünyada bilişsel terapiyle birlikte en çok öğretilen üniversitelerde de ve bu alanın hani ana ayaklarından biri olmuş. Çok güçlü bir ekol sonuçta. Dolayısıyla bir sürü farklı bakış açısı psikolojinin farklı yaklaşımlarına göre doğmuş çok farklı dediğim gibi yüzlerce psikoterapi yaklaşımı var. Peki burada sana şunu da sormak istiyorum. Hastalık, sağlık ve iyileşme senin acaba dilinden nasıl tanımlanır? Benim dilimden olunca dur bakalım. Tabi ister istemez okuduklarım ve bütün okul sonrasında benim daha sivil toplum alanında bir sürü çalışmam var. Oradan da oluşmuş bir şey var. Bir kere benim için sağlık bütünsel bir şey. Bu sadece benim için değil, herkes böyle der. Ama sonra sadece hastalık olduğu zaman hatırladığımız bir şeye dönüşüyor. Ve şu an mesela bizde hastaneler hasta olunca gidilinen yer. Şimdi bazı ülkelerin çok yeni yeni böyle bir sağlık odaklı olmak üzere sağlığı güçlendirme, yani hastalığı azaltmak için sadece personelinin şeye değil, hastalık olduğunda yardım eden değil, o sağlıklı olmayı nasıl yaparız diye böyle aslında tıbbın geride kalmış halk sağlığı falan gibi şeyleri var. Koskocaman bir şey. Dolayısıyla insan sosyal bir varlık. Sosyal koşullar, içinde yaşadığı durum, ekonomik koşulları, içinde bulunduğu aile, köyde mi yaşıyor, kentte mi yaşıyor da onun sağlığını etkileyecek bir şey. Bedensel sağlık kadar ruhsal sağlık da devreye girdiği anda o sosyal koşullar daha da ekstra bir önem kazanıyor. Şimdi ben orada vücudun kendisi de bir sistem aslında, sistemler bütünü. Şeyi tam bilemiyorum nasıl oldu. İlk belki mezun olur olmaz aldığım ilk eğitimlerden birinin aile terapileri eğitimi olması nedeniyle ben ister istemez hep sistemik bakıyorum. Yani bir insan varsa sadece bir insan yok karşımda. Onun sadece o anı da yok. Ben onu çünkü karşılaştığımda 5 dakika görüyorum diyelim, değil mi? Ondan sonra o izlenim var. Belki o 10 dakika sonra başka bir ruh halinde, başka bir şeyde de olabilir. Böyle değişmezlik illüzyonu üzerinden de hastalık ve sağlığı tanımlıyoruz çoğu zaman. Halbuki bir sürü şeye göre çok değişken bir şey ve içinde bulunduğumuz işte birey bir sistem, aileyle başka bir sistem, ailenin içinde olduğu toplulukla başka
topluluk büyüyor. İşte içinde bulunduğu toplum, o toplumun bulunduğu zaman dilimi, tarihsel koşullar, işte sonra daha da büyükten bakın, dünyanın, evrenin şeyine kadar gider. Aslında şeyin içindeyiz. Eğer ne kadar dışarıdan bakarsak o daha önce göremediğimiz şeyleri daha fazla görüyoruz. Ben aile diziminin tam da burada çok değerli bir yeri olduğunu düşünüyorum aslında. Yani o anlamda benim için tamamlayıcı bir şey oldu. Ve şeyi de paylaşayım. Ben niye bu alana yoğunlaştım? Yani bir sürü travmalarım vardı. İnsanlar bir de psikoterapistlerin ya da psikologların travmasız olduğu gibi bir illüzyon da var. Halbuki okula gelince 18 yaşında falanız en erken. O zamana kadar da zaten şekillenmelerimiz olmuş ve başımıza gelenler, bizi belirleyecek şeyler zaten olmuş oluyor. O süreç içinde siz, ben kendim mesela cidden 15 yıllık bir geleneksel psikoterapiler içinde çok travmatik diyeceğim deneyimler yaşadım. Yardım almaya çalışırken ve terapist olma yolculuğumu da o yüzden erteledim. Aslında olmak istiyordum. Sonra ben en iyisi olmayayım. Benim yaşadığım bu zararları ben başkasına vermek istemiyorum dedim. Orada %50 yol gittiysem bir sürü terapiste ve farklı şeyle işte bir sürü eğitimde aldım. 2009 yılıydı sanırım. Ben bu arada Türkiye'deki ruh sağlığı sisteminin değişmesiyle ilgili çalışmalar yapan bir dernekteydim. O sırada bir hastaneyi, ruh sağlığı hastanesini ziyaret ettiğimizde Hollandalı bir terapistle tanıştım tesadüfen. Onlar da oradaydı. Türkiye'ye yeni bir sistem getirmeye çalışıyorlardı. O dizim yaptığı için Bakırköy Ruh Sinir'in içinde yaptığı çalışmalarda çeviri yaparken ben dizim tekniğiyle çalıştım. Çünkü çok sıkıntılı bir şey yaşıyordum o sırada. Beni çok şey gördü, bir evlilik sıkıntım vardı. Beni zorla dizime soktu. Bence bu sana iyi gelecek dedi. Gerçekten ben bir çalışmada neredeyse öbürü %50 ise 15 yıllık şeyim. Ben burada %30'luk bir ilerleme, yani şok oldum tabii. Bir saatin içinde bu kadar benim ana konumun, terapistlerin bir türlü giremediği ana konuma bu kadar girilip benim de oradan böyle önümün açılması gibi, her şey şey olmadı ama nereye gideceğimi biliyorum. Sisler kalktı ve adım atabilir hale geldim o yaşadığım sıkıntıyla da ilgili. Dolayısıyla bu nedir diye araştırmaya başladım. Sağ olsun Harm da o zaman bir sürü kaynak şey yaptı ve Rupert'le çalışmamı da Harm sağladı aslında. Rupert'in ismini duymuş, ona yazmış. Ben de yazdım. Rupert bana İstanbul'da Göksel Karabayır var dedi. Ben Göksel'e İstanbul'dan Almanya üzerinden ulaştım. Böyle çok değişik bir tanışmam var benim dizim yöntemiyle. Ve ondan sonra tabii ki Göksel Bey'in önerisiyle bir çeviri düzeltme vesaire derken Rupert'in kitaplarını çevirme işine giriştim. Ve oraya girince bir sürü şey kafamda oturdu. Tabii Rupert burada biraz daha özel biri. Son 4 yılda dizimle tamamen dizim yöntemiyle yollarını ayırdı. Bunu açıkladı da. O kendine ait bir teori geliştirdi. Tamamen psikotravma odaklı. Yine bence işte insanların bu nasıl olur dediği o rezonans diyor şimdi adına biliyorsun. O temsilci algısı fenomenini değiştirmediyse. Çünkü Rupert habire yeni bir şeyler ekleyen bir insan. Her yıl neredeyse bir kitap yazıyor. Cidden onun o travmaya bakışı getirdiği 4 farklı travma tanımı çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Özellikle bağlanma travması ve bağlanma sistemi travması. Sonradan bunları da değiştirdiğini biliyorum. Yeni travma tanımları yaptı. Sevgi travması diyor mesela. Şimdi bunlar mesela yeni şeyler ama bence çok açıklayıcı şeyler. Çünkü bizim alanda travma hala sanki dışarıdan kaza, savaş, saldırı gibi. Bağlanma travması da işte Adverse Childhood Experiences adı altında alana girdi. Nasıl yani olumsuz çocukluk deneyimleri gibi bir büyük bir araştırma yapılıyor. Ondan sonra ve Beden Kayıt Tutar kitabını burada özellikle öneriyorum. Hani aile dizimiyle ilgili bir şey değil. Ama o kitapta bu işte ACE çalışmaları denen bu çocuklukla ilgili çocukların çektiği travmaların aslında yetişkinlik psikopatolojilerini nasıl etkilediğiyle ilgili
o büyük çalışmanın ne kadar büyük zorluklarla yapıldığını anlatıyor Bessel van der Kolk. Psikiyatrinin içinde, o psikiyatrinin tarihi kitabı gibidir o kitap. Onu tavsiye ederim. Hala onu okumamış bir sürü meslektaşımız var. Özellikle bence psikiyatrist ve psikoterapistlerin bence hepsinin okuması lazım. Yani dolayısıyla oradan da görüyoruz ki hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor. Hayat değişiyor, insanlar bir sürü farklı araştırmacı farklı şeyler buluyor. O ilk bulunanlar önce genelde tepki duyuluyor çünkü bilinene uymayınca. Sonra bunların hepsinin bir şeyi oluyor. Ne diyelim, füzyonu, karışımı bir şey oluyor. Bence onların o anlamda her şey insanlığın gelişiminde bir yol gibi. Bakarsanız bunun en iyi örneği şu anda mindfulness diye giren şey değil mi? Mindfulness 40-50 yıl önce başka şekillerde adlandırılıp meditasyon gibi görülüp uzunca bir süre direnilip sonra dansizul falan gibi adını unuttum hiç inanma öyle birisi de var. Birkaç kişinin ve alandan da birkaç kişinin kullanımı sonrasında kabul gördü ve şu anda bir terapi tekniği gibi neredeyse yani çok geniş çapta kullanılan bir şeye döndü. Halbuki o doğu tıbbının ya da bilgeliğinin bir belki binlerce yıllık bir geleneğinin batıya girmiş olması gibi bir şey. Evet, burada bir şey eklemek istiyorum. Bir şey batıya girince sanki daha kabul edilebilir gibi algılanıyor. Yani belki Yunus Emre de hani kendini bilmekten bahsediyordu. Bugün aslında belki anda olmak, kendini bilmek falan. Felsefenin kocaman bir alanı var aslında bilgiyle ilgili. O yüzden biz bilgi deyince bilgiyi bilim insanlarıyla eşleştiriyoruz ve ölçemediğimiz bir bilgiyi sorgulamaya meyilli olabiliyoruz. Haklıyız bir yandan. Ama her bilgi ölçülemeyebiliyor da gibi geliyor bana. Ne dersin? Şimdi bunda da yine biraz üniversitede okuduğum felsefe çok felsefe kitaplarından kırıntı kalanlar. Ben felsefeyi çok seviyordum. Hatta felsefe de okusam daha mutlu olurum diye hissetmiştim de o zaman geçiş yapamamıştım. Yani çok esas bilimlerin anası olan ve biz kimiz, neyiz, neyi nasıl yapıyoruz? Bütün sorgulamaları yapan şey. Tabii orada gerçekten biz bütün eğitim sistemimiz Batı eğitim sistemi. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Türkiye tam ortasında bunun. Yani bir doğu kültürler arası psikoloji diye bir koca alan var. Sonuçta o yerel bilgilerin nasıl işte o bilimsel araştırma yapılmak üzere Afrika'ya şuraya buraya gidildiğinde ne tür zorluklar yaşandığı, işte okuma yazma bilmeyen insanların hiçbir şey bilmiyor gibi kodlanım ama onların kendi sistemleri içinde aslında ne kadar çok şey bildiği, hani bilme denen şeyin sadece kitaplardan öğrenilen bir şey olmadığı, kitaplı eğitimin, zorunlu eğitimin en fazla 100-150 yıllık bir geçmişi var. Onları da unutuyoruz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz hep zamanı, bulunduğumuz yere göre o an geçerli olan, doğru diye bildiğimiz şeylere göre dünyayı yargılıyoruz. O doğru ama bazen bu bilimde de oluyor. Aslında bilim dediğimiz şey bilmeye çalışma çabası ve bir süre sonra hani belli bir alanda biriken bilgiler belli bir bilim dalını oluşturuyor. İnsanı inceleyenler, işte psikoloji, toplumsal alanı inceleyenler, sosyoloji. Her birinin kendine göre çıkış şeyi farklıdır. Psikolojinin 150 yıllık geçmişi varsayılıyor. Halbuki bakarsanız Aristo da psikolojiyle ilgili bir şey yapıyordu. Buda'nın da bakarsanız insan ruhsallığı ile ilgili bir sürü söylediği şey var. Ama onun bir bilim dalı olması sonuçta çok orta çağdan sonra gelişmiş bir şey. Yani bizim bilim dediğimiz şeylerin hepsi çoğu daha doğrusu son 300-400 yılda oluşmuş şeyler. Bir onu unutuyoruz. Bir de bilimsel yöntem denen şey de yine Batı biliminin, ben Doğu bilimlerini bilmiyorum. Var mı Doğu'da bilim denen bir şey var mı onu da bilmiyorum. Ama Batı bilimi diye bildiğimiz şeyde deney vardır. Deneylere, deneyin nasıl yapıldığı ile ilgili tabii farklı yöntemler var. Orada belli değişkenleri gözeterek bu şart şurada şu şudur, bunun sonucu bu çıkar. Ama bütün şeylerde aslında bilimde doğrulanabilirlik değil, yanlışlanabilirlik esastır diye bir şey vardır. Şimdi bazen bu bilim felsefesi de çok okutulmadığı için bence okullarda bu da eksik kalıyor. Yani o yüzden
bilim insanı diyen birisi bir şey söylüyorsa ya da bir meslek dalından birisi bir şey söylüyorsa o doğrudur diye kabul ediliyor. Bakın orada hiç sorgulamıyoruz. Biz o gerçekten ne kadar doğru, hangi şartlarda yapılmış, neye dayanarak söyleniyor. Bunlar kolay şeyler değil. Ve sonra değişiyor da. Şimdi bu değişimin kendisi aslında çok doğal bir şeyken insanlar buradan bunda bir sorun varmış gibi düşünüyor. Bu, işte bilim insanları da 100 yıl, 10 yıl önce yumurta yemeyin diyordu, şimdi yiyin diyorlar. Şimdi böyle diyorlardı ama şimdi böyle diyorlardan bir sürü bile sorgular çıkıyor, öyle değil mi? Halbuki ellerindeki veri neyse ona göre şey yapacaklar. Dolayısıyla bilim dediğimiz şey her zaman biraz geriden gelir. Çünkü yavaşlaması lazım, incelemesi lazım. O yüzden ben geçen Instagram'da ne yazdım? Bakın bu filmle ilgili bir bilimsellik tartışması bence esas şey o. Ya inceleme yapılması lazım. Mesela belli terapi teknikleri var. Üzerine çok inceleme vardır. Mesela EMDR tekniğinin çok inceleme vardır. Yoksa ilk çıktığında göz hareketleriyle nasıl oluyor da insanlar hemen rahatlayıveriyor. Çünkü anlatılabilir bir şey değildi. Ama Shapiro'nun en büyük özelliği bence çok iyi bir bilimsel ekip kurup her şeyin araştırmasını yapabildiği için ve orada bunları da çok iyi yayınladıkları için çok güvenilir bir terapi yöntemine dönüştü. Orada bir elinde hazır kanıt var. Diğer yöntemlerle ilgili ne kadar var bilmiyorum. Mesela psikanalizle ilgili böyle bir derli toplu ya da bu kadar deneysel çalışma var mı bilmiyorum. Yapılması lazım aslında. Ya da aile dizimiyle de ilgili. Bence yapılması lazım. Şimdi bunlar yapılmadan bu böyle bir şey yoktur, vardır denmez. Hani ben orada sen de şey yapıyorsun, Hellinger de diyor. Var böyle bir şey ve bir şey oluyor burada ama ne olduğunu tam olarak açıklayamıyoruz. Açıklamak için işte kuantum fiziğinden giren de var, ayna nöron diyen de var. Birisi işte fizik alan, Sheldrake miydi? Bilen alan... Evet, evet, morfogenetik alan. Morfogenetik alan diyen var. Herkes o anki bilgisine göre bir açıklama biçimi getirmeye çalışıyor. Zaten bilim böyle çalışır. Yani bir kuram, bir hipotez ortaya atarsın. Bu bundan oluyor herhalde dersin. Bütün açın tezleri, genelde tezler böyledir. Yani o niteliksel olanlar hariç. Onlarda bile bazen bu böyledir dersin. İncelersin, aa öyle değilmiş dersin. Hani çoğu tez böyle yapılır. Dolayısıyla böyle bir şey olmaz ya da evet ya %100 bu kesin her yerde ve her zaman geçerlidir ve böyle olur demek ikisi de çok mümkün değil. Ve Hellinger'in benim en sevdiğim yönü özellikle kitaplarında gördüğüm, ben her durumu kendi içinde değerlendiriyorum. Hani kafamda özel bir şeyle gelmiyorum. Tabii ki bence Hellinger yapan bir sürü önceki şeyleri var her insan gibi. Yani o bilgilerinden bağımsız göremiyordur. Hani bir çiviyi çaktın diye bu kadar paramı istiyorsun şey öyküsü var ya, ama ben o çiviyi doğru yere çakabilmek için 30 yıl çalıştım diyor ya adam. Evet. Onun gibi yani o orada bir lafı söylüyor. Aa bunu nasıl yaptı diyorsunuz. Orada arkada koskoca bir bilgi alanı var. Dolayısıyla onları bilmeden bunlar da nasıl olur olmaz canım böyle şey demek bana çok doğru gelmiyor. Bilmediğim şeye bilmedim, görmüyorum. Bana mantıklı gelmiyor denebilir. Bu başka bir şey. Ben öyle durumlarda ya gözlemci olurum ya giderim görürüm. Ya uygulayan bilenlere ve en çok da katılanlara, ama ne kadar çok farklı kesimden katılanla konuşursan kafanda birazcık bir şey, yani yarı istatistik gibi çalışma yapman lazım. Orada ne olup ne bittiğini biraz anlayabilmek için. Başka var mı bilmiyorum. Bununla ilgili birazcık araştırma. Ben Rupert'in birinci kitabının sonunda diye hatırlıyorum. Rupert'in bir çalışması var. 300 kişiyle mi ne görüşme yapmış tek tek. Dizimlere katılan kişilerle. Ya da 100 küsür kişi. Hepsine aynı soruları soruyor. Sonra oradan genel olarak hani insanların deneyimleri üzerinden %90 şöyle bir şey gibi var. Yani şunda farklı farklı cevaplar aldım ama yani yarı niteliksel bir çalışması var. Eminim başka yapılıyordur. Bu arada geçen bir arkadaşımdan duydum. Yeditepe Üniversitesi'nde bir kadın doğum doktoru mu dedi, ismini hatırlayamadım. Mesela o hanımefendi bir araştırma yapmış, doktora çalışması. Şimdi biz bütün bunların hepsinin bilinmesi vesairesi kolay değil. Yani o yüzden belki filmin bir faydası bu olabilir. Bununla ilgili insanlar ne varsa ortaya çıkar ve biraz bilgi alanı birikir.
Sana şeyi soracağım. Ben dediğim gibi aynı anda bir sürü şeyle uğraşıp daha çok bu ruh sağlığı sistemiyle ilgili çalışmalara daha ağırlık verdiğim için bizim alanın içinde de çok aktif biri değilim. Yani tamamen her şeyini takip etmiyorum. Eğitimlere falan da çok katılmıyorum. Bence sen benden daha fazla eğitime katılmış durumdasın. Hani orada ne tür farklı okullar var? Biraz da ben sana o soruyu sorayım mı? Biraz Tabii. bilgilenmek için de. Şimdi Türkiye'ye aile dizimi olarak giden kavram İngilizce Family Constellation diye geçiyor. Aramız arkadaşlara da bu ifadeyi tanıtmak isterim. Bert Hellinger de bu metodu, bu bir yöntem. Ben aile dizini bir yöntem olarak görüyorum. Kişinin farkında olmadığı bilinç dışı dinamikleri görmesini kolaylaştıran bir yöntem. Burada amaç aslında işte kişi daha sistem olarak bakmak, bütünsel olarak bakmak. Çünkü kişi bugün bir semptomla geliyor karşımıza. Ama o semptomun arkasında aslında birçok farklı sebep olabiliyor. Çok nesilli bir sebep olabiliyor. Zaten dizide de bununla ilgili birkaç örnek var. Çok yakın bir çalışma yaptım. Bugün danışanın mesela bir danışan hak ettiğini almak istiyor. O yıllar öncesinde göç eden atalarıyla bağlantılı çıkabiliyor mesela. Onunla ilgili temel olan şey farklı ekollerde de sistemik olarak bakmak. Franz Rupert'in ayrıldığı yeri sen de biliyorsun. O şu anda kimlik temelli psikotravma terapisi EOPT, IOPT olarak konumladı kendisini. Ve bana şöyle geliyor. Aslında psişenin içerisindeki farklı parçalarla bir dizilim, bir konstelasyon söz konusu diye geliyor. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen evet bir şeyin İnsan bence katman katman. Bugün yaşadığı bir sorunun kaynağı bugünkü hayatının erken dönemlerinde de olabilir. Ama hayatının erken dönemlerinde yaşanan şey aslında bir üst nesildeki atasının yaşadığı şeyle de bağlantılı olabilir. O yüzden bu kişinin entegrasyonunu önemseyen bir durumda var. Yeni ekollerde ve yeni olarak somatik deneyimlemenin de önemli olduğundan bahsediliyor mesela. Bunu ben de önemsiyorum. Çünkü eğer bedende travma varsa ve bedende o taşınıyor çünkü, beden taşıyor. Senin dediğin beden kayıt tutar da kitabında da bahsediliyor. Çok fazla yüklü olduğu zaman kişinin sistemi kişi algılamakta zorlanabiliyor. O yüzden kişinin bu çalışmaları bedensel çalışmalarla da devam ettirmesi önemli diye düşünüyorum. Genel olarak aslında Zaten şu an aynı. Bu son söylediği somatik deneyimleme şu anda zaten şey bir terapinin adı ve bulan kişi de bir biraz fizyolojik kökenli diye biliyorum Peter Levin. Şimdi travma terapilerinin neredeyse en az 10-15 tane farklı güçlü travma terapisi var. Somatik deneyimleme, EMDR, bence Rupert'inki bunlar bayağı travma terapileri diye geçiyor şu anda. Otomatikman şeyin stres tepkisine bağlı olarak bedende travma sırasında olan biyolojik ve zihinsel kayıt ve ruhsal bölünme yani travma demek bunların hepsi demek. Ve bastırma işte Freud'un ünlü şey kavramı burada geçerli. Yani o gayet onlar bilinç dışı ve bastırma şu an mesela onlar da tam kanıtlandı deniyor mu bilmiyorum ama her alanda onu görebiliyoruz. O bastırılmış olan şey bir şekilde hastalık olarak, fiziksel hastalık olarak, zihinsel bir şey olarak bir sürü sebep şeyle geri dönebiliyor ve büyük bir acının yansıması olduğu için sürekli bastırılmaya çalışıldığı için Rupert'in terimiyle hayatta kalan taraflar onları bastırdığı için Freud'un terimleriyle savunma mekanizmaları onları uzak tutmaya çalıştığı için onların dilini bilinçli zihin çözemiyor. Bütün hikaye burada oluyor. Sen konuşarak bir yere bir sürü şeyde bir yere varamıyorsun. Çok az varıyorsun, yavaş ulaşabiliyorsun. Beden hislerine yoğunlaşabildiğinizde o bedendeki kayıttan bir anda başka bilgilere erişme şeyiniz olabiliyor deniyor. Hani EMDR biraz daha farklı. Bunu beyindeki kayıtlarla, duygusal ve mantıksal kayıtlarla da açıklıyor. Nöral ağlar arasındaki çalışma diye. Bu arada hani ben yetişemiyorum. Son 20 yılda o kadar çok nöropsikoloji alanında
kadar o kadar çok şey oluyor ki, gelişme oluyor ki, yani yakın zamanda ben üniversitelerdeki eğitimlerin hepsinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani ben 94-99 mezunuyum. Bizim zamanımızda doğru düzgün anlatılmayan bir sürü şey şimdi neredeyse herkes tarafından biliniyor. Şimdi ama hala bazı öğrencilerden duyuyorum. Okullarda travmanın tanımı bence doğru yapılmıyor. Başka stres mekanizması tam olarak anlatılmıyor. Halbuki anlatılsa, bilinse bu streste vücutta neler olduğu, bir sürü bilgi tak tak yerine oturacak. Dolayısıyla oradan semptom odaklı bakmayla sebeplere odaklı, travmayı bulmaya odaklı çalışma arasında şu an farklı uygulamalar var. Bunlar arasında yeni bir şey olacak kesin. Yani bütün dünyada bir sürü şey oluyor. Biz de bunlardan etkileneceğiz diye düşünüyorum. Şimdi benim şeyi soracak ama işte aile dizimiyle ilgili mesela hani bu yayında onun için yaptık ya. Mesela aile dizimi bir terapi yöntemi midir? Şimdi terapi yöntemi olabilmesi için ona bakacaktım, bakamadım. Mesela dünyada genel olarak girince aile dizimi terapi yöntemidir diye geçiyor mu emin değilim. Yani bir şeyin terapi yöntemi olarak kabul edilmesi nasıl oluyor tam olarak onu da tam bilemiyorum. Birisi adını koyuyor. Hani ben bunu buldum deyince hemen olmuyordur diye düşünüyorum. Dolayısıyla belli bir kabul alması gerekiyor. Ve benim gördüğüm özellikle Rupert'in kitaplarıyla bunun aslında gayet bilimsel ve böyle psikolojinin içinden de çok öyle çok uçuk uçuk şeyler değilmiş bunlar. Çok temelleri olan bir şeymiş algısı gelişti gibi geliyor ve bir sürü kişi, belki yüzlerce kişi bunun yurt içinden yurt dışından eğitimini aldı. Şimdi ben o insanların o eğitimlerde neler aldığını bilmeden bunlarda nedir ki diyemem. Bu başka bir şey. Bu bir alınan bilginin nasıl kullanıldığı, kimin nereden nasıl bilgi aldığı başka bir şey. Sonra onun bir hizmeti sunuyorum diye çıkması başka bir şey. O hizmeti alan kişiyle onun arasındaki güven ilişkisi, bir zarar olursa ondan kim sorumlu meselesi başka bir şey. Anladın mı? Bunların hepsi aynı şeyde konuşuluyor. Bence oralarda tek bir şeye, işte hep öyledir. Film çıktı, o yüzden şimdi gündemde bu var. Bambaşka bir sürü şey de söylenebilir ama bir süre sonra kendi alanını çizip benim çalıştığım yer burası, ben şurada çalışıyorum dediğinde başka bir şey oluyor. Şimdi filmde de biz terapi veya tıbbi bir şey yapmıyorum diyor adam. Ben ruhsal çalışma yapıyorum diyor. Oradaki ruhsal dediği spiritüel gibi geliyor bana. Şimdi buralarda zor, işte karışık alan burası. Spiritüel ne demek? Psişik ne demek? Ben Rupert'in kitabını çevirirken çok zorlandım. Soul diyor mesela. Hadi soul'u nasıl çevireceğim? Psyche var, tamam, psişe var. Bir taraftan evet. Spirit var, bir taraftan mind var. Şimdi İngilizce'deki mind, zihin, Türkçe'de ruh diye çevrilmiş durumda. Mental, zihinsel demek ama ruhsal hastalık diye geçiyor. Orada düzensizlik bizde bozukluk diye çevriliyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? O kadar terminolojiye gelirsek, o kadar çok karışıklık var ve hepsinin arkasında biraz da felsefi diyebileceğimiz bambaşka tartışmalar da çıkabilir ki. O yüzden bence birazcık bunların konuşuluyor ve tartışılıyor olması, hatta bu tartışmaları belki felsefecilerin falan da katılıyor olması iyi olacak diye düşünüyorum. Tabii. Yani herkes sonuçta kendi bakış açısından çok güzel bir zenginlik getirebilir bence bu tartışmaya diye düşünüyorum. Hı hı. Ama şey var, hani herkesin en çok söylediği şey işte korkular, bu denetim yok, denetim yok. Ama denetim şey alanında da yok bence. Hani bizim hizmet sisteminin içinde de tam oturmuş bir denetim yok. Tabii ki. Ve o denetim nasıl yapılacak? Denetimi yapan neye göre nasıl denetleyecek? Normalde dünyada psikoterapi enstitüleri oluyor. Her enstitünün bir terapisi vardır. Terapi ekolünün enstitüleri oluşmaya başlıyor. Kendi içlerinde bilen kişiler hem süpervize ediyor hem bir sorun çıkarsa onlar onunla ilgili ne yapılacağına karar veriyor. Aynı şekilde meslek örgütlerinin içinde de diyelim ki meslek odalarına şikayet edebiliyorsunuz. Onlar konuyu değerlendiriyor. Dolayısıyla o alanı bilen kişilerin içinden bir değerlendirme yapılması en mantıklısı olan. Ve ilginç bir şey, bence aile dizimi, şu an değiştim bilmiyorum. Ben bir ara İSKA'ya
üye oldum. Ben İslam'ın o dönemki başkanlarından eğitim aldım İngiltere'de ama sonra böyle bir devam etmedim. Dediğim gibi o üyeliğim. İSKA'dan da izin verirsen biraz bahsetmek isterim. İSKA'yı bilmeyenler evet. olabilir. İSKA, ama derli toplu bir şey değil. Yani terapi alanındaki gibi bir evet. denetleme şeyi yok değil mi? Aile dizimi geleneğinde. Onu da vurgularsan. Evet. Hı-hı. Evet aynen aynen. Onu da bahsedeceğim. İSKA'nın açılımı International Systemic Constellations Association diye geçiyor. Türkçesi de Uluslararası Sistemik Dizimler, Sistemik Konstelasyonlar Birliği diyebiliriz buna. Hı-hı. Ben de şu andaki güncel eş temsilcilerinden birisiyim. İSKA Türkiye'de. Çok iyi, çok iyi. Evet. Aynen öyle. Dönemin başkanlarından birisinden eğitim aldım ben de. Max Dauskart'tan. Max Dauskart şöyle söylüyor aile dizimine. Bu bir terapi değildir ama terapötik etkileri vardır diye ifade ediyordu. Şu anda dünya çapındaki aslında kolaylaştırıcıları bir çatı altında toplamak için niyet edilerek kurulmuş bir sivil toplum örgütü İSKA. Çok alçak gönüllü çok güzel çalışmaları var. Yani bugün Türkiye'de gündemde olan bu konu dünyanın farklı ülkelerinde aslında oldukça revaçta olan, kullanılan bir yöntem. Şu an bir örgütlenmesi de var. İşte Avustralya'da, Hindistan'da, Fransızca konuşan ülkeler, Latin Amerika, Meksika, onun dışında Kuzey Amerika, Yunanistan farklı temsilciliklerde bir yere getirmeye çalışıyor. Ama dediğin gibi orada da bir denetim mekanizması yok. Bunu yapmak da zor diye düşünüyorum. Çünkü bunu her çok kişisel öğe de var. Sadece kişinin eğitim aldığı saat sayısı takip edilebilir. İşte şu kadar saatlik eğitim aldı, alanda bulundu denebilir ama öyle bir mekanizma yok. İSKA'da bu anlamda bir denetim mekanizması değil. Ancak yine de alandaki insanların bulunduğu ve birlikte çalışmalar yaptığı bir kendini geliştirmek için aslında bir üst çatı gibi bir görevi var. Ve çok da güzel çalışmalar da yapılıyor. 2 yılda bir uluslararası etkinlik düzenleniyor. Mesela geçen sene online olmuştu. Ve çok zenginleştiriyor bakış açısını. Şu anda mesela bu sistemik dizimleri çok farklı şekillerde kullanan insanlar da var dünyada. Yani sadece aile sistemiyle değil de mesela biyolojik olarak bakanlar var. Sağlıkta kullananlar var. Hastalıkta kullananlar var. Ya da şamanik çalışmalarda kullananlar evet, var. Ekolojik şeylerde de kullanıldığını biliyordum değil mi? Yani bir bölgenin şeyinde ve bu anlamda çok geleneksel şeylerle uyumlu oradaki doğada neler oluyor vesaire gibi kullanıldığını bile evet. duydum. Değil mi? Evet. Bu anlamda mesela Francesca Mason Boring önemli bir isimdir Kuzey Amerika'dan. Onun ismini de aşağı yazarım. Araştırabilir. Evet, yani dediğin gibi böyle bir mekanizma yok ama böyle bir dayanışma da var dünyadaki farklı kolaylaştırıcılar arasında. Ne kadar süremiz kaldı? Ben bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? 15 dakikamız var. Okey. Ya şeyi söyleyeceğim, ben o zaman direkt konuyla ilgili değil ama ben işte çok tesadüfen buldum. Türkçe'ye niye böyle bir isimle çevirmişler hiç bilmiyorum. Ellen Langer diye sosyal psikolog Ellen Langer. Bu mindfulness'ın içinde adı geçen, onun kurucularından adı geçen bir kadın. Yaşam yanı başımızda diye yanı başımızda diye çevirmişler. Halbuki İngilizcesi, Türkçesi biraz kötü olduğu için ben araştırdım. PDF'sini bulmuştum. Counterclockwise diye yani yaşı geri dön. Yaşımızı durdurma, yaşamı yaşı geri döndürme gibi. Yaşlılıkla ilgili çalışmalar yapıp, sosyal deneyler yapıp da 70'li yıllarda filmi falan da çekilmiş bunun. İlginç bir şekilde iki grubu karşılaştırıp çok deneysel bir şekilde bir haftanın içinde insanların gençleştiği falan bir şeyden bahsediyor. Yaşlı kişilerin fiziksel olarak gençleştiği ve bayağı çok hoş da deney sisteminde çok iyi kurmuş. Bu kitabı ne zaman yazdı bilmiyorum. 90'ların sonunda falan yazmış herhalde. Ama esas olarak sosyal psikolojik bir sürü deneyi anlatıyor. Mesela sosyal psikoloji bence psikolojinin en hoş dallarından biridir. Niye klinik psikolojiyle bir türlü birleşmiyor dediğim, mesela gelişim psikolojisi, kognitif psikoloji ve sosyal bunların hepsinin birlikte olması gerekir. Ama işte öyle ayrı ayrı gelişmişler ve çok da birleşmiyor bilgileri. Bu kadın yaşlanmanın aslında çok doğru düzgün doktorların tanımını yapmadığını fark ediyor, gidiyor, merkezleri geziyor, şu bu. En sonunda bakın diyor, siz sağlık nedir, sizin kendi sağlığınız
Nelere göre değişiyor? Değişmezlik illüzyonu falan onları o şey yapıyor. Bilinçliliğin gücüne geliyor oradan. Çoğu zaman sosyal hayatımızda hep bilinçsizce davranıyoruz. Mindlessness anlamında kullanıyor bunu. Bayağı mindless'ı kullanıyor. Onu bilinçsiz diye çevirmişler ama ben farkındasızlık, farkında olmama gibi bir terimi bulunsa keşke. Bunun tek çözümü teknolojinin karşısında da bir doktor, uzman, hangi uzman olursa, hukuk uzmanı bilmem ne karşısında da siz kendinizden bir sorumlu olmanız lazım. Sağlık öğrencisi olmalısınız. Sağlıksa esas olarak siz kendi sağlığınızdan bir sorumlusunuz. Doktora gittiniz, o size bir ilaç verdi ama sonrasında o ilacı alıp almamak, işte beslenmenize dikkat etmek, sürekli doktorun takip edebileceği bir şey değil ki bu. Dolayısıyla sizin esas sorumluluğunuz diyor ve orada bir kişinin kendiyle böyle bir sürekli farkında olarak ilişki kurmasından bahsediyor. Mesela Hellinger'de bence böyle bir yaklaşım vardır. Bir kişinin kaderi ve sorumluluğu ona aittir. Ben çok kısa bir karşılaşma olur. Ben yetişkin biri olarak onunla karşılaşırım. Gördüğümü söylerim, çekilirim. Onu özgürlüğüne terk ederim. Hatta bugün yardım etmenin düzenlerine şöyle bir daha baktım. Ben çok seviyorum o kitabı. O beş temel yardım etme düzeni cidden çok büyük iştir. Ha, bir de kabul etmenin özgürlüğü. Evet, bende de yardım etmenin düzenleri var. Orada özgürlüğüne terk ediyorum diyor. Onu da göstereyim bir saniye. Yani ve geleneksel terapiden farkım budur diye en çok bu kitapta açıklıyor farklarını. Ama bence mesela bu şey bir tarz ve farklı bir yaklaşım. Şimdi denetleme meselesine buradan bağlayacağım. Biz de sonuçta bizim yaptığımız çalışmalarda biz sivil denetimi savunuyorduk bakarsanız. Yani tamam hizmeti verenlerin kendisinin bir denetlemesi var ve olmalı. Ama aynı zamanda o hizmeti alanlarda en iyi onlar bileceği için bana bu iyi geldi, iyi gelmedi. Bak sen bunu yapıyorsun ama ben o hizmete ulaşıncaya kadar şu sıkıntıları çekiyorum. Ya da sen bunu verdin bana ama o bana iyi gelmedi. Sen böyle demiştin, o böyle olmadı. Neyse artık. Yani bu bilginin diyalog olması lazım. O tarafa gidebilmesi lazım. Ve ben Hollanda'ya gittiğimde mesela hastanenin başhekimi gururla sunuyorum. Hastalarımız doktorlara eğitim veriyor demişti. Birbirimizin bakış açısını öğreniyoruz demişti. Öyle orada hasta kelimesi de kullanılmıyor da client kullanıyorlar hala. Onlar için hastanenin içinde hasta konseyi kurulmuş. Yönetime katılıyorlar. Beraber seçiyorlar. Çünkü burası onların yeri. Onlar için var. Şimdi bizdeki şeye ne kadar gelenekli duruşa değil mi? Ne kadar şey oluyor? Çünkü bizde genel olarak bence asıl sorun bu. Ben gideyim kendime doktora vereyim. O beni iyileştirsin, kurtarsın. Bakın filmde eleştirilen şey de bu. Mucize mi bu? Evet, mucize değil. Sen onu orada tam hızlı bir erişim olabilir ama o bilgiyi sen nasıl kullanacaksın? O aldıktan sonra diyelim ki o erişilen bilgi doğru ya da yanlış tam kanıtlanamaz ama sana aklına doğru geldi ve açıklayıcı bir şeyse zaten içerisi sakinleşiyor. Gerçekten yerine oturmuşsa bence insanın içsel psikolojik sisteminde bir yerine oturma oluyor. Bence bütün terapilerde bu var. Kişi bir şeyin açıklamasını bulduğu anda oh be diyorsa o doğru yolda oluyor. Ama ondan sonra bu sefer nasıl bir hayatı olacak? Yaşamayı nasıl bir yaşam seçiyor? Kendisi bu yaşamda ne istiyor ve kendi sorumluluğunu alıyor mu? Başka bir boyut. Dolayısıyla orada sen birisi bir yardım sunuyorum dediğinde ona gidip hemen inanıp hemen kurtar beni diyorsan bak bir şeyden hemen bu kadar çabuk kurtulma derdin varsa belki sorun oradadır. Ben esas sorunlardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. İnsanlar böyle bir hacı hoca da olur, üfleyen de olur veya doktor ilaç yazsın, bir ilaç yazsın hemen kurtulayım. Ben uğraşmayayım gibi bir şey var. Halbuki daha şey olan bunu Hellinger de söyler, başka terapiler de söyler. Dini tasavvuf falan da söyler. Acına sahip çık, değil mi? Derdinin, acının her neyse, sorununu kabul et ve onunla savaşmayı bırak. Onu anlamaya çalış. O belki sana başka bir mesaj vermeye çalışıyor. O senin bir parçan bir şekilde ve onunla başka tür bir ilişki kur. Barış dediğin şey böyle gelir deniyor. Aslında ve yargılamamak. Şimdi o Hellinger'in beşinci düzeniydi galiba.
ben o sistemdeki diğer kişileri, hiç kimseyi yargılamamak anlamında kullanıyor ama hani dışlanan her bütün üyelerin geri alınması, o anlamda gerçekten esas büyük bir barışçıl bir bakış açısı var. İnsan topluluklarına da genişletiyor Hellinger bakarsanız. Benim bildiğim Kolombiya'da, Ruanda'da çatışmalara son verilmesinde orada Hellinger'in ve işte Mar falan gibi, Albrecht Mar gibi kişilerin yaptığı çalışmaların etkisi olduğunu da duydum. Çok az okuyabildim. Sadece bireysel anlamda değil, o topluluk bazındaki çatışmaların çözülmesinde de başka yöntemler de var bu arada. Ama bu gruptan insanlar, çünkü bu bakış açısıyla bir üstteki sistemden baktığında başka bir şey oluyor. İnsanlar hayvanları zulmediyor, hiç düşünmüyor onda. Ama bir üste çıkıyorsun, bir dakika hepimiz canlıyız, biz birbirimizi nasıl etkiliyoruz dediğinizde başka bir sistemden bakmış oluyorsun. Ya da bir grup diğeriyle çatışıyor. Sen kendi grubundan baktığında kendini haklı görüyorsun. Aynısı insanın içinde de var. Ben bu hastalık bana sıkıntı veriyor ya da bu insanı hiç sevmiyorum. O zaman kurtulayım, görmeyeyim. Tamam, o zaman kurtuluruz. Mesela çok sık kullanılıyor. Toksik ilişkiler, toksik insanlar. Onlardan uzak durun. Acaba yani hep böyle bir kötü bir şey var ve onu at. Halbuki hani hem Freud'da hem Jung'da bütün terapinin, bütün büyüklerin hepsinde vardır. Bir dakika, olanı bütünüyle kabul et. Senin kendi içinde aslında hem olumsuz hem olumlu. Yani hem şeytan hem melek. Hepsi var sende diye. Nereden baksanız, bence terapilerde de bu var. Tasavvufunda da var. Farklı inanışların şey yaptığınızda o gölgesiyle birlikte bakabilmek, kendini o bütününüyle kabul edebilme şeyi var aslında. Dolayısıyla bunun biraz daha genişlemiş versiyonu. Bakış açıları, onun orada kullandığı terminoloji, biri sana uyar, öbürü uymaz. Ama bunlar hani yüzyıllardır insanlığın içinde bir sürü gelişmiş, toplumsal düzenin içinde gelişmiş şeyler. Bu kadar ne diyelim, hepsi zaten tam bilinemiyor. Sadece bir açıklama çabası içindeyiz. Dolayısıyla bence o mesele bir yöntemin kendisinin yanlışlığı, doğruluğu değil. Birileri onu bir şekilde yapıyorsa ve bir orada bir şey yap, onun nasıl kullanıldığı bence daha önemli ve kullanmaya giden kişi ne amaçla kullanıyor. O yardım etmek için kullanan kişi ne amaçla ve nasıl kullanıyor? Tabii ki bunlar önemli. O iki kişinin bireysel sorumlulukları olduğu gibi o toplumsal oluşumun içinde bir düzen zaman içinde kurulsa tabii ki çok iyi olur. Ama bilin ki o 10 yıl sonra eskiyecek şimdi kurduğumuz düzen. Yeni bir şey olması gerekecek. Bence o yüzden hani değişmeyen tek şey değişimdir lafını da unutmayalım diyorum. Hegel'e de bir gönderme yapalım. Ben bakıyorum notlarımızdan bahsetmediğimiz neler var diye. İki şey var. Birincisi Bert Hellinger, evet bunu dünyaya tanıtan kişi ama aslında dünyaya bunu tanıtmadan evvel kendi aldığı birçok eğitim de var. Evet, bir rahip geçmişi var. Zulu kabileleriyle yaşadığı yıllar var. Onlardan etkilenmiş. Ancak birçok kişinin de eğitim alanında yer almış, değil mi? Tabii 70'li yıllarda işte 40 küsur yaşındayken Afrika'dan, Zulu kabilesinden Avrupa'ya geldiğinde, yani o dönemin 70'lerin bütün sıra dışı terapistlerini neredeyse gezmiş. Milton Erickson var, sıra dışı terapist diye 3 kişi anılır. Milton Erickson, Virginia Satir ve Jay Haley. Jay Haley'e katıldığımı bilmiyorum ama o dönemin işte ilk çığlık terapisi, psikodramalar, aile terapileri, Virginia Satir, aile heykelleştirmesi diye bir yöntemin kurucusu. Ve zaten o söyleniyor. Bir başka bir kadının adı da vardı, onu unuttum. Hellinger onların o yönteminden esinlenerek bu şey dizimde birilerinin temsil edip durması üzerine. Şimdi psikodrama da bu şekilde çalışır. Ben o yüzden alandan arkadaşlar sorduğunda psikodramaya benziyor diyorum. Orada protagonist olarak biri sen nasıl çıkar? Sonra orada tabii terapist eşlik ediyor ilk kişiye çıkmasında. Onun psikodramada tele diye bir şey vardır. Yani böyle tam da bu tür farklı bilgilere erişme orada da vardır mesela. Bu arada psikodrama 120 yıllık neredeyse, çok eski, o da 100 yıllık bir tiyatrodan esinlenmiş. Çok çok kabul gören ve çok hızlı, hoş tekniklerden biridir ama çok uzun bir eğitimi vardır. Dolayısıyla burada şey
Yani Hellinger terapist olarak o dönemin bence en olabilecek en ileri terapilerinin 3-4 yıl belki daha uzun almış. İlk çığlık terapisini çok uzun süre uygulamış bildiğim kadarıyla. Ve sonra bence esas büyük şeyi sanırım kimsenin girmeye cesaret edemediği Almanya'da 30 yıl önce en fazla 30-35 yıl olmuş. Kimsenin konuşmadığı ama herkesi etkileyen İkinci Dünya Savaşı konularına girmiş. Yani dona kalmış bir toplumun buzlarının çözülmesi gibi bir şey yapıyor aslında. Çok zor bir şey. Çünkü yaşayanların bir kısmının annesi, babası ve çoğu da yaşıyor. Ya Nazi ya Yahudi ölen ve öldürülenler bir aradalar. Milyonlarca kişi ölmüş ama bir şey yokmuş gibi devam edilmeye çalışılıyor. Üstüne doğru düzgün konuşulmamış. Sadece birileri cezalandırılmış. O kadar. Çekilen acılar o kadar taze olduğu halde üstü kapatılmış. O konuya girebildiği için üstüne üstlük sadece o da değil. Ben İngiltere'deydim alırken 15 kişilik gruptuk. Hem İkinci Dünya Savaşı hem Birinci Dünya Savaşı o kadar çok çıkıyordu ki. Yani savaş denen ve bu kadar büyük bir kıyımın olduğu bir şeyin insanları başlarına gelmeyen kalmıyor. Sonra geri toparlanmak için yaptıkları vesaire. O yüzden göçler ve savaşlar hani aile diziminde direkt çıkıyor ve gayet sosyal koşulların insanları nasıl etkilediğini gösteriyor. Ve şimdi yine oluyor. Dünyanın dört bir tarafında milyonlarca insan acı çekiyor. Bir sürü yerinden oluyor. Düzeni bozuluyor. Biz bunlar yokmuş gibi davranmaya çalışıyoruz vesaire. Hepimizi etkiliyor. Yani işte enflasyonun şusu busu bir sürü birbirimize bağlı yaşıyoruz. Orada bir buğday krizi çıkıyor, işte iklim krizi çıkıyor vesaire. Hepsi aslında o bir şekilde bir arada yaşarken sanki başka birileri yokmuş gibi yaşıyor olmamızın sonucunda çıkan şeyler değil mi aslında? Yani ve bunlar aktarılıyor. Bunun nasıl aktarıldığı ile ilgili bence en sağlam açıklamalar hala Rupert'ten, yani anne karnındayken onun bedeninde. Biz o bağlanma sistemi üzerinden aktarım var. Epigenetikle açıklanıyor şu anda. Hani hiç öyle temelsiz bir şey de değil aslında. O mümkün olabilecek bir şey. Birkaç kuşaktan nasıl o travmaların aktarılabildiği cidden çok önemli bir şey ve özellikle de şu anda açıklanamaz durumda olan çok ciddi ruhsal sorunlar veya fiziksel sorunlarda bir araç olarak bence gerçekten deneysel olarak incelenip kullanılması gereken bir şey. Belki yurt dışında yapılmıştır çünkü 90'lardan sonra çok rağbette olduğunu biliyorum. Yüzlerce kişinin katıldığını biliyorum bu çalışmalara ve içlerinde doktorlar, değil mi? Bilim insanları bir sürü kişiler vardı. Tabii. Mesela burada bir isimden daha bahsetmek istiyorum. Anselin Schusenberger. O da evet, Psikosoy Bilim diye bir kitabı var. O hatta kitabında doğum sıralarının öneminden bahsediyor. Yani kişinin doğum sırasındaki... O kitap burada. Aynen öyle. Ve İlgilenenler bu kitaba da bakabilir. Ve kadın Alman sınırım ismi ama Fransızca hep alt şeyleri bilmiyorum. Fransa'da yaşıyordu herhalde. 80'li yıllarda ben psikosoy bilim adını verdim diyor. Yani Hellinger'le aşağı yukarı aynı zamanlarda yaşıyorlar. İşte internetin olmaması... Bence benzer dönemlerde benzer şeyler yapılmış ama pek birbirlerinden haberleri yokmuş gibi duruyor. Ve kadın psikanalist ve psikodramatist bu arada. Evet, bence çok değerli bilgiler verdik bu bir saatlik söyleşimizde. Evet, süremiz sonuna yaklaşıyor. Çok teşekkür ediyorum Fatma. Ya ben çok teşekkür ederim Serpil. Sen teklifte bulundun. Şu ışıkla ilgili çalışma yapmadığım için çok özür dilerim. İki denedim ama olmadı. Kusura bakmayınız onun için. Önemli olan bence seni duymamız gayet iyi duyduk. Sanırım izleyenler de anlatılanların görünenin çok daha ötesinden geldiğini farkındadır diye düşünüyorum. ve bu anlamda seni tanıttığım için de ayrıyeten memnunum. Çünkü şu anda sosyal medyada o kadar çok popülerlik var ki insanlar şöyle bir algıya da girebiliyor. Kimin ne kadar fazla takipçisi varsa o kadar fazla değerlidir gibi bir algıya girebiliyor. Ve bunu doğru olmadığını düşünüyorum. O yüzden işini güzel yapan ve bilgi sahibi kişilerin de
bilgisini aktarmasına vesile olmak benim için çok güzel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi günler diliyorum herkese. İyi akşamlar herkese. Hoşçakalın. Kaydedeceğiz programı izleyebilirsiniz tamam, tekrar. Tamam. Teşekkür ederim.